Sosyalizm nedir? Sosyalizm, iktidarın ve üretim araçlarının halkın kontrolünde olduğu, ortaklaşa kullanıldığı bir sistemdir. Kapitalizmi reddeden sistemde bireycilik değil, toplumculuk anlayışı öne çıkmaktadır. Sosyalizm, aynı zamanda komünist sisteme zemin hazırlayan ideoloji ve harekettir. Fransızca kökenli olan kelime, TDK'da toplumculuk olarak ifade edilmektedir. Ve toplumculuk da üretim ve değiş tokuş araçlarının topluma mal edilmesini öngören doktrinlere verilen genel ad olarak tanımlanmaktadır. İlk çağdan beri farklı şekillerde ortaya çıkan ve üzerine fikirler üretilen sosyalizm, sayısız düşünürün ilgisini çeken bir konu olmuştur. Platon'dan Robert Owen'a, Saint Simon'dan Karl Marx'a varana kadar bir sürü önemli isim tarafından ele alınmış, üzerine değişik yorumlar yapılmıştır. Bununla birlikte özel mülkiyet yerine ortak mülkiyeti tercih eden sistemde İktisadi taraf her zaman daha ağır basmaktadır denilebilir. Üretim ve değişim araçlarının toplumsallaştırılmasını ve bu yolla toplumsal sınıfları ortadan kaldırarak toplumun yeniden yapılanmasını amaçlayan siyasi ideolojilerin tümüne birden denilen sosyalizm, tarih boyunca farklı biçimlerde yorumlanmış, sosyalistler arasında da fikir ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Örneğin, Saint Simon, Robert Owen, Charles Fourier gibi İngiliz ve Fransız düşünürlere göre sosyalizm bir ütopya niteliği taşımaktadır. Hepimizin aşina olduğu ünlü kişi Karl Marx ise sosyalizmi diğerlerine göre çok daha soyut olan temellerle oturtmuştur. Bu nedenle Marx'ın görüşü bilimsel sosyalizm olarak ifade edilmektedir. Sonuç olarak ana hatlarıyla sosyalizm nedir sorusuna bu şekilde kısaca cevap verilebilir. Sosyalizm nedir? Sosyalizm, bir toplumun ekonomik faaliyetlerinin kamuya ait olması ve hem sosyal hem de ekonomik alanda toplumsal refahın devlet tarafından sağlandığı siyasi teoridir. İlk çağdan beri farklı biçimlerde yorumlanan düşüncenin önemli isimleri, daha doğrusu temsilcileri Platon, Campanella, Saint Simon, Robert Owen, Charles Fourier, Proudhon, Louis Blanc, ve bilimsel sosyalizmin kurucuları olan Karl Marx ile Friedrich Engels'tir. Fert yerine toplum kavramının öne çıktığı düşünce tarzında siyasi eşitliğin iktisadi eşitlikte sağlanması gerektiği belirtilmiş, aksi takdirde tam bir özgürlüğün olamayacağı savunulmuştur. Terimin ilk kez 19. yüzyılın başlarında kullanıldığı söylense de sosyalizmin temelinin ilk çağlara kadar uzandığını görüyoruz. Yani yüzyıllar öncesinde sosyalizm olarak ifade edilmese bile toplumculuk görüşünün varlığından rahatlıkla bahsedebiliriz. Platon ya da İslam dünyasında Eflatun olarak bilinen Yunan filozof Aristokles bir tür aristokratik sosyalizmden bahsetmiştir. Günümüzdeki sosyalizm anlayışından farklı olsa da Eflatun bir nevi toplumculuğu savunmuş, bireyciliğe karşı çıkmıştır. 19. yüzyıla gelindiyse sosyalizmin ütopik bir şekilde ortaya atıldığı görülmektedir. Fransız ve İngiliz düşünürlerin savunduğu ütopik sosyalizmin ileri gelenleri ise Saint Simon, Charles Fourier, Robert Owen gibi isimlerdir. Fransa ve İngiltere'de gelişme gösteren ütopik sosyalizme göre özel mülkiyet, sermaye ve rekabet gibi kapitalist sisteme özgü unsurlar insanların kendi türlerini sömürmelerine neden oluyorlar. İşte bu nedenle ütopik sosyalistler sömürülmenin ortadan kaldırılabileceği bir sistemin olması gerektiği düşüncesini savunmuşlardır. Sosyalizme son şeklini veren isim ise Karl Marx olmuştur. Sosyalizm için yapılan mücadelede önemli bir yeri olan ünlü isim Karl Marx, birinci enternasyaldeki başlıca figürlerden biri olmuştur. Sonuç olarak Marx kendinden önceki sosyalist akımları ütopik olmaktan çıkartmış, daha somut ve bilimsel görüşlerle destekleyerek sosyalizmin bugünkü şeklini almasını sağlamıştır diyebiliriz. Marx'ın bilimsel sosyalizmi Marksizm olarak da ifade edilmektedir. Marx tarafından geliştirilip Engels tarafından yaygınlaştırılan bilimsel sosyalizmde üretim araçlarının burjuvazinin hakimiyetinde olduğu sınıf ayrımı devletin yıkılarak sınıfsız bir düzen kurma amacı güdülmektedir.
Marx'a göre sosyalizm komünizme zemin hazırlayan bir hareket niteliği taşımaktadır. Marksist teoride sosyalizm, bireycilik ve özel mülkiyet odaklı kapitalizmin yerini alacak ve sonrasında sosyalist yapı doğal bir şekilde yerini komünizme bırakacaktır. Diğer bir ifadeyle sosyalizm, kapitalist ve komünist sistem arasında bir köprü işlevi görecektir. Kısacası sosyalizm tarihinde sosyalist grupların düşünceler arasında farklılıkla olsa da ortak noktalar toplumculuk, eşitlik, sınıfsızlık gibi anlayışlar olmuştur diyebiliriz. Devletçi bir model olan sosyalizmde ekonomi geniş kitlelerin yararına işletilmelidir. Devletçilik prensibinin geçerli olduğu sistemde toplum yararına hareket edilse de etkin güç her zaman devlettir. Daha açık bir ifadeyle devlet her şeyin sahibidir ama sahip olduklarını sınıf ayrımı yapmadan ve yalnızca toplum yararı için kullanmaktadır. Yani sermayenin sahibi devlettir. Özel mülkiyeti değil, ortak, kolektif mülkiyeti vardır ve bu şekilde insanları sömürmesinin önüne geçilecektir. Kısacası devlet toplum adına her şeyin idaresini yapan güçtür. Ama bu sosyalizmde özel mülkiyetin olmayacağı anlamına da gelmemektedir. Sosyalist İslam'da yalnızca büyük sermaye sahipleri, toprak ağları yani ortalamanın çok üzerinde varlığa sahip olanların mülk sahipliğine karşı çıkılmaktadır. Sosyalizm ekonomi sistemindeki temel prensipler, üretici gücün ekmek, emek olması, üretim araçlarındaki tek yetki sahibinin devlet olması, merkezi planlamanın varlığı, tek partili siyaseti tercih edilmesi ve kamu yararının ön plana çıkması biçiminde belirtilmektedir. Sosyalist sistemde üretim araçları devletleştirilir, evler ve topraklar kullanılması için yurttaşlara verilir. Özel mülk anlayışı ortadan kaldırılır, hastane, okul gibi hizmetler ücretsiz hale getirilir. Karl Marx tarafından geliştirilen sosyalizmin esasları ünlü düşünürün Das Kapital isimli eserinde ortaya konulmuştur. Ve Marx'ın önderliğinde pek çok düşünür tarafından geliştirilen sosyalizm kavramı ilk kez Rus lider Vladimir Lenin tarafından hayata geçirilmiştir. Dünya tarihinde bir ilk olan Lenin hareketinde kapitalist sistem yapılarak yerine sosyalist bir sistem getirilmiştir. Yani SSCB kurulmuştur. Lenin önderliğinde Bolşevikler tarafından yapılan devrimle 1922 yılında kurulup 1991 yılına kadar varlığını sürdüren devlet, sosyalist devlet denildiğinde akla gelen ilk örnektir. Kapitalizme bir tepki olarak kurulan SSCB'ye pek çok Orta Asya devleti katılmıştır. Sonrasında ise Çin'de bir devrim yapılmış, Sosyalist Çin Halk Cumhuriyeti kurulmuştur. Çin'in yanı sıra Doğu Blok oluşturulmuş, ayrıca bazı uzak Asya ve Avrupa ülkeleri sosyalist ekonomiye benzer sistemler geliştirmişlerdir. Fakat 1947'den 1991'e kadar süren Soğuk Savaş dönemindeki yayılmacı politikalar Doğu Bloğu ile Sovyetler Birliği'nin çöküşüne neden olmuştur. Sonrasında ise Bağımsız Devletler Topluluğu ve Şangay Paktı gibi emperyalizm karşıtı yapılar kurulmuştur.